Hepimizin malumu Yemen'de uzun zamandır bir savaş söz konusudur. Ve bu savaş neticesinde her gün televizyonlarda, basında, yayınlarda izlediğimiz gibi maalesef çocuklar hayatını kaybediyor. Kadınlar, masum insanlar hayatını kaybediyor. Bununla beraber insanlar orada açlıkla, sefaletle boğuşuyor. Dolayısıyla insan bu manzaralara baktığı zaman Müslüman olarak hepimize büyük mesuliyetler düştüğünü düşünüyorum. Çünkü orada yaşanan aslında o çocukların ölümü değildir, insanlığın ölümüdür. Müslümanların tamamının mesuliyeti olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir an önce yapılması gereken en önemli şeyin bütün Müslümanların bir araya gelerek bu savaşı, bu katliamları durdurmasıdır. Bu insanların ölümüne son verilmesidir. Çocukların açlıktan ölümüne son verilmesidir. Bütün Müslümanlar sesini yükseltmeli, bütün Müslümanlar girişimlerde bulunmalı ve bu Yemen'de yaşanan bu vahşetin bir an önce durdurulması sağlanmalıdır. Bununla beraber acilen yapılması gereken, bakın insanlar orada açlıktan ölüyor. İnsanlar, çocuklar, zayıf insanlar, kadınlar, yaşlılar orada açlıktan ölüyor, ilaçsızlıktan ölüyor. En zaruri ihtiyaçlar orada artık tükenmek üzeredir. Ve bu hepimizin gözü önünde cereyan ediyor. İslam bunu bize emretmiyor. İslam bunu seyir etmeyi bize emretmiyor. İslam bunu seyir etmeyi bize yasaklıyor. Kendimiz için, çoluk çocuklarımız için, nefsimiz için, istediğimiz Müslüman kardeşimiz için istemediğimiz müddetçe bu mesuliyetten biz kurtulamayız. Biz sıcak evimizde, soframızın başında, çoluk çocuklarımızla beraber her türlü ihtiyaçlarımızı temin ederken maalesef orada çocuklar açlıktan, ilaçsızlıktan ve her türlü vahşetin içerisinde hayatını kaybediyor. Bundan dolayı bütün Müslümanların STK temsilcileri olsun, kanaat önderleri olsun, devlet yetkilileri olsun, her kim olursa olsun bütün Müslümanların bir an önce bu hakikate dikkat etmesi gerekir. Bunun son bulması için herkesin elinden geleni yapması lazım. Oradaki insanlara yardım elinin uzatılması lazım. İlaçtır, gıdadır, acilen oraya ulaştırılması lazım. O insanların o halden kurtarılması hepimizin boynumuzun borcudur. Müslümanlar üzerinde bir vecibedir. Bütün Müslümanlar Allah'ın huzurunda bunun hesabını veremeyeceklerdir. Hepimiz bunun mesuliyetini taşıyoruz ve bu mesuliyetten kurtulmak için herkesin el ele vererek acilen bu insanları görmeli, bu insanların hayatını görmeli ve bunların bu halden kurtulması için çareler aramalıdır diye düşünüyorum.